Abi bugünkü size şey anlatacağım. Anlatmam lazım. Bugün Gamescom'u izlemeyiz ya. Bugün Gamescom'da bir şey yok. Abi size geri zekalı hissettiğim anı anlatacağım. O çok kötüydü. Şimdi abi cidden feels bad, feels fucking bad man'di yani bu. Şimdi bu tişörtlerin sistemlerini falan hazırlamaya başladım. Size şimdi kargolayacağım. Haftaya gelecek diye umuyorum. Haftaya kargolayacağım diye umuyorum. Onun için e-fatura sistemini hazırlamaya başladım. Paraşüt diye bir sistemden otomatik size e-fatura göndereceğim. Mailinize düşecek. Takır takır hiç uğraşmayacaksınız. Ondan sonra tam onu yapacaktım. Şimdi onun için mali mühür diye bir şey aldım. Bir tane USB. USB'nin içinde bir tane SIM kart var. Bu senin mali mühürün. Bunu USB ile takıyorsun. O senin anahtarın gibi bir şey. Mali mühür sistemini şey yapıyorsun. Şimdi mali mühür sistemi devletin yaptığı bir sistem ve Allah affetsin yani milletin niye kara borsa merdiven altı bir şey sattığını anladım. Bu sistemi normal bir insanın yapması mümkün değil. Yani ben 3 aşağı 5 yukarı tek sevi bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani iyi bilen bir insan olduğunu düşünüyorum teknoloji konusunda. Değilmişim. Yani kanser oldum. Bayağı bildiğin 2,5 saat boyunca yaptım. Kanser oldum abi. Sadece kanser oldum. Yani ve çözemedim. Bitirdim. Bugün bitirdim bütün işlemleri ama 2,5 saat sürdü. Yani 2,5 saat sürmemeliydi gibi düşünüyorum bu sistem. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Şimdi paraşüte giriyorsun. Paraşütte bir iki işlem yapıyorsun. Sonra paraşüt seni e-fatura sistemine yönlendiriyor. Şimdi e-fatura sistemi şöyle çalışıyor. İlk önce e-fatura başvurusu yapman gerekiyor. Mali mühür sitesine giriyorsun. Direkt uyarı popluyor. İmza sistemine ulaşamadık. Neye ulaşamadığını bilmiyorsun. O da altta bir tane şey var. Orayı okuyup PDF açarsan yazıyor. Orada bir link var. Tıklıyorsun. Link bir yere gidiyor ama orada indirmen gereken şeyin linki yok. Hadi diyelim bunu buldun. Tamam, bir şekilde buldun. Sıkıntı şu. Chrome'da çalışmıyor bu. Chrome'da çalışmıyor. Chrome dışında başka bir şey kullanman gerekiyor. Tamam, hadi bunu kullanmaya başladım. Hadi Internet Explorer'dan yapayım dedim. Dümdüz. Uga buga. Bunu yaparken kanser oldum, yapamadım. MacBook'a geçtim. MacBook'ta da çalışmıyor diyordu. MacBook'ta da çalışıyor bu arada. MacBook'ta şey yapıyorsun. Pardon, Internet Explorer'da nasıl yapamadım anlatacağım. Internet Explorer'da e-imza bilmem ne şeyini app'ini indiriyorsun. Bir tane Java app'leti bu. Java sistemi. Bir kere buna çift tıklarsan açılmıyor. Bunu open with deyip Java'nın binine gitmen lazım ve 1.16, 1.11 Java appletine gidemiyorsun. 1.10, 1.8'de çalışıyor sadece. Sadece Java'nın 1.8 versiyonunda çalışıyor. Onun da Java av.exe'sine tıklaman gerekiyor. Başka hiçbir şey de açılmıyor. Bunu açıyorsun. Localhost'ta açtığı için SSL security error'ü veriyor. Onu geçmen lazım. Advanced'e girip öyle geçmen lazım. Tamam mı? Bunu böyle açıyorsun. Açtığın browser'da sadece işlem yapabiliyorsun. Başka bir browser'da işlem yapamıyorsun. Default browser neyse onu da yapabiliyorsun. Daha devam ediyor kanser. Bitmedi bu arada. Zor kısımlara gelmedik daha. Daha zor kısımlara cidden gelmedik. Ondan sonra e-fatura sistemine üye olmaya başlıyorsun. Yani TC kimlik bilmem ne bilgilerini yazıyorsun. İmza tuşuna basıyorsun. O app açıksa imza tuşuna basmak hiç boka yaramıyor. Error falan da vermiyor. Çalışmıyor direkt. Hani hiçbir sistem vermiyor böyle bir. Tıklıyorsun. O kadar. Error yok, bir şey yok. Öyle random böyle duruyor böyle. Ama o Java appleti açılırsa o Java appletinde bir app açıyor, bir şey açıyor. Onu açtıktan sonra kartı onaylaman gerekiyor. Şimdi kart tak çalıştır olacağını düşünüyorsun değil mi o USB'nin? Çünkü teknoloji gelişti. Hayır, bok tak çalıştır. Onun kendi sitesine girip ekstra programlarını yüklemen gerekiyor. Şimdi programlarını yüklerken onları yüklüyorsun. Ondan sonra sistem sana pop-up açtı ya, kartı tanıtman lazım. Kartı tanıtmak için de şöyle bir şey yapıyorsun. Hani az önce bir program driver yükledim diyorsun ya, o driver'ı sistem 32'ye yüklüyor. Browser'dan, onun açtığı file browser'dan sistem 32'ye gidiyorsun. Sistem 32'de gidip o yüklediği DLL'i buluyorsun, onu entegre ediyorsun. Sonra müthiş bir tane plot twist var. Daha bitmemiş bir plot twist var. Kartın
tanımlı ismini yazıyorsun. Şimdi kartın tanımlı ismine neydi? Akın bilmem ne bir şeydi. Hatırlamıyorum. Akin bir şeydi ya. Dur bekle, bulacağım bir saniye. Söyleyeceğim abi size kartın ismini. Ha, Akis kart. Şimdi sıkıntı şu. Akis kartı abi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kartın ismini yazıyorsun ya, tanımlı kart ismini. Ya büyük harflerle Akis kart yazıyorsun, I'la, Türkçe harfler olmadan, ya da küçük harflerle yazıyorsun, bu sefer de İngilizce yazıyorsun. Bunun dışında başka bir şekilde yazarsan kartı tanımıyor. Ama niye böyle bir şey var bilmiyorum. O zaman niye default olarak doldurmuyor o kartı? Hani niye seçenek veriyor? Ben bunu sonradan fark ettim. Mecburi öyle yazılması gerekiyormuş. Ben burada PC'de çalışmıyor diye Mac'de şey yaptım. Mac'de ayrı bir dert. Mac'de mesela şöyle bir program indiriyorsun ya. Programı işte bu, hani dedim ya, sistem DLL'i tanıtıyorsun. Program DLL'i yüklemiyor. DLL'i yüklemek için kendi sitesine gidip, o zaten devletin sitesinde yok. O kartı yapan Mac'de çalışıyor bu arada. Ama şöyle çalışıyor. Programı, o kartı dizayn eden adamların sitesine gidiyorsun. Sitesinden macOS versiyonun DLL'ini indiriyorsun. Onu entegre ediyorsun. Sonra öyle yaptım. Kartın adını girdim. Şifremi girdim. Giriş yaptım. Ondan sonra şey yapabildim. Entegre edebildim. Bitmedi. Ondan sonra bir adım daha var. Paraşüte bağlamak için. Paraşüt biz app yapmış. App sadece Windows'ta var. Mac'ten de Windows'a geldim tekrar. Son olarak onu yaptım ve bitti işlem. 2,5 saat sürdü. Bunu yani ciddi söylüyorum. Hani millet niye kaçak şey yaptığını anladım. Yani merdiven altı şeffaf kargo yaptığını anladım. Ben de olsam cidden yapılır. Yapılacak dert değil. Miskal çok güzelmiş, yok yani. Mac'le deneye kaşımışsın. Hayır, Mac'le çalışıyordu. Windows'ta çalışmıyordu, tam tersine. Tam bir kanser. Yani cidden. Neyse, ama bunu bir kere yapıyorsun. Allah'tan ya Rabbim, çok şükür. Bunu sadece bir kere yapıyorsun. Ondan sonra ben direkt sadece isim, soy isim, sizin adres bilgilerini yazıp tak diye e-faturanızı göndereceğim. Ama yani ben yoruldum. Dert oldu bana yani. Yani cidden dert oldu. Yok yok abi, şuraya ben eminim. Yani bunu online sistem, online sistem zaten işte. Ama yani Allah'ım ya Rabbim. İşte bak, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tek sevi bir insanım. Hani teknoloji konusunda bilgili bir insan olduğumu düşünüyorum. İnşallah da öyleyimdir. Ben bu kadar kastıysam bunu yapmaya, Hasan abi bunu nasıl yapıyor? Gerçi nasıl yaptığını da biliyorum. Paraşütü ben satın aldım ya, paraşütten aradılar. Teknik, yani kurulum için saat verir misiniz dediler. Ben de gerek yok dedim. Allah belamı versin. Keşke kurulum yapsaydılar. Yani cidden Allah belamı versin yani. Ya anladım. Anladım. O yüzden o adam yapıyor. O herife sen biri veriyorsun Teamweaver'ını, o herif yapıyor senin için. Yok, artistik yapmadım. Yine daha hızlı sürdü. Herifler bir gün sonraya verecekti ama yani cidden... Tam bir böyle aman Allah'ım yani cidden ya Rabbim. Yani çok uğraştım. Çok uğraştım. Doktor Flazma, çok teşekkür ederim dinleyici için. Canımsın. En iyi benim. Cidden çok kanser oldum. Ya ilk USB geldiğinde de çok övmüştüm. Aa ne kadar güzel USB'sim. Bilmem ne kadar güzelmiş filan dedim. Demez olayaydım yani. Püh. Evet, tek tek elimde fatura kessem daha hızlı yapardım. Yoruldular. Ya devletin app'leri hala niye Java altyapısı kullanıyor? Salın artık, başka bir şeye geçelim. Electron filan. Qt, o da olur. Okuyacağım. Levi, bunu anlatırken çok sinirlendim. Ondan elim kolum titriyor. Ama çok teşekkür ederim. Senin tarafın olduğu için canımsın. En iyi abone abi.